Cezaevine giren Türk ünlüler. Pop müziğin ünlü ismi Serdar Ortaç, askerlikten kurtulmak için hile yaptığı gerekçesiyle 1999 yılında 54 gün Mamak askeri cezaevinde yattı. Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, 1980 yılında evine gelen hakime hakaret ettiği için tutuklandı ve İzmir Buca cezaevinde özel bir bölüme konuldu. 11 ay 20 gün hapis cezası alan Ersoy'un cezası, hapishanede kaldığı 45 gün göz önünde bulundurularak ertelendi. Şarkıcı Gökhan Özen, kız arkadaşına sözlü tacizde bulunan bir kuaförü kaçırıp dövdüğü için darp suçundan 2 ay cezaevinde kaldı. Tarık Akan, 1981 yılında Almanya'da yaptığı bir konuşma nedeniyle Türkiye'ye döndüğünde tutuklandı. Savcının 12 yıl hapis cezası istediği Akan, 2 yıl süren yargılama sonucunda 2,5 ay hücre hapsine mahkum edildi. Ünlü şarkıcı Deniz Seki, uyuşturucu kullanmak ve temin etmek için bulundurmak suçundan 2015 yılında tutuklandı ve Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi'nde cezasını çekti. Küçük yaşta bir kıza tecavüz ettiği için 1993'te 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bayrampaşa cezaevinde 4 ay kalan Doğuş, tecavüz ettiği kızla evlenerek serbest bırakıldı. Yılmaz Güney, savcıyı öldürmek suçundan 1974 yılında 18 yıl hapis cezasına mahkum oldu. 1981 yılında izinli olarak ayrıldığı Isparta cezaevine dönmedi ve yurt dışına kaçtı. Ebru Şallı, 1999'da kokain kullandığı gerekçesiyle tutuklanarak 15 gün hapis yattı. Bu olay onun hayatında bir dönüm noktası oldu. Uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için tedaviye başladı ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsedi. Spor yaparak formunu korudu. Ayrıca uyuşturucunun zararlarını anlatmak için UNICEF gibi kuruluşlarla işbirliği yaptı. Tuğba Özay, 2007'de sevgilisinden ayrılmak isterken Susurluk davasından tanıdığı Yaşar Öz'ün adamlarıyla karıştığı bir olay yüzünden tutuklandı. Paşakapı cezaevinde 6 ay yatan Özay, pişmanlığını dile getirerek hayatına yeni bir yön vermek istediğini belirtti. 2009'da İtalyan futbol menajeri Ludovic Fetizo ile evlenen Özay, 2016'da boşandı. Haluk Levent, 1997'de karşılıksız çek verdiği iddiasıyla tutuklanarak Adana E-Tipi cezaevine konuldu. Daha sonra Metris cezaevine nakledilen sanatçı, 9 ay 15 gün hapis yattı. Bu süreçte saçlarını keserek Gülnar'daki nükleer santral protestolarına destek verdi. Ayrıca Mektup adlı albümünü piyasaya sürdü. Hapisten çıkınca müzik kariyerine devam etti. İbrahim Tatlıses, 1987'de İzmir Fuarı'nda çekim yapmak istediği sırada polislerle tartışmaya başladı. Polislerin kendisine saygısızlık yaptığını söyleyen Tatlıses, polislere hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Buca cezaevinde 16 gün kalan Tatlıses, daha sonra serbest bırakıldı. Tatlıses, yaşadığı olayı bir röportajda anlatarak polislerin kendisine haksızlık yaptığını savundu. Koçero şarkısı, Selda Bağcan'ın 1971 yılında seslendirdiği ve Ahmet Kaya'nın yazdığı bir Türk halk müziği eseridir. Şarkı, Kürt eşkıya Koçero'nun yaşamını anlatırken, Türkiye'deki siyasi ve toplumsal gerilimlere de değinir. Şarkı, TRT tarafından yasaklanınca, Selda Bağcan hapis cezasına çarptırılır. Cezaevinde işkence ve şiddet görür. Hapisten çıktığında ise müzik kariyerine devam eder ve ünlü bir sanatçı olur.
Ahmet Kaya, 1999'da Berlin'de verdiği bir konserde, Hürriyet gazetesinin iddiasına göre, terör örgütüne destek verdiği için suçlandı. Hakkında açılan dava nedeniyle yurt dışına kaçtı ve 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak daha sonra ortaya çıkacak olan gerçekler, Ahmet Kaya'nın böyle bir konuşma yapmadığını ve gazetenin haberinin asılsız olduğunu ortaya koydu. Bu gerçekler, Ahmet Kaya'nın sürgün hayatını anlatan bir belgeselde gösterildi.